Buradan Buca Kaymakamına, Buca Müftesine sesleniyoruz. Sizleri öncelikle Amerikan askerlerinin Adana'daki İncirlik üstünde bulunan camiye sarhoş halde girip Kur'an'ı yırtmasına, camimizi tahrip etmesine ve Türk milletinin kutsal değerlerine saldırmalara karşı çıkmaya ve kınamaya davet ediyoruz. İzmir Buca'da Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde özellikle hemşirelere yönelik Kur'an kursu açılması tepkileri beraberinde getirdi. Hastanelerde din eğitimi olmaz. Din eğitimi camilerde olur. Böyle hükümet istemiyoruz. Hastanede açılan Kur'an kursuna kesinlikle karşıyız. İşçi Partisi Buca İlçe Başkanı Ramazan Çalışkan, Kur'an kursu açanlara Amerikan askerleri Kur'an yırtarken neden sesiniz çıkmadı diye sordu. Aradan 16 gün geçti, AKP'den tık yok. Herkesi azarlayan, çiftçileri ananı da al git diye bağıran, Türkiye'yi NATO toprağı yapan Başbakan Tayyip Erdoğan'dan ses yok. Bakanlarından da ses yok. Yanlış basın ve televizyonlar bu haberleri vermiyor. Abdullah Öcalan için eli de eteği de öpülür diyen Fethullah Gülen'den ve cemaatinden de tık yok. Hastanede Kur'an kursu açanlardan, yanlış sendikalardan da ses yok. Hastane çalışanlarının bölündüğünü söyleyen Çalışkan, uygulamanın laikliğe karşı olduğunu ifade etti. Seyfi Demirsoy Hastanesi, yeni hastane yönetimi de hastanede Kur'an kursu açarak personeli bölme, sindirme, kursa gidenler, gitmeyenler, başını örtenler, örtmeyenler, bizden olanlar, karşı olanlar diye ayrım peşindedir. İşçi Partisi Buca İlçe Başkanı Ramazan Çalışkan, kursa gidenlerin ince ruhlu, zarif insanlar, şikayet edenlerin ise kavgacı olduğunu söyleyen Seyfi Demirsoy Hastane Yöneticisi, Operatör Doktor Ali Kasap'a seslendi. Ali Kasap demecinde, kursa gidenler ince ruhlu, kibar, hastalara iyi davranan insanlar, şikayet edenler ise fevkalade kavgacı, hırçın insanlar demiştir. Bu demeç açıkça ayrımcılıktır. Tehlikelidir. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Her